gerçekten seçili kişilere her estetik ameliyat yapılabilir. Sizin en sevdiğiniz ameliyat cinsi ne? Ama hepsi benim çocuğum falan. Bütün yaptığım burunlar. Hepsi benim çocuklarım. Evlatlarım. Evlatlarım. Ya tabii ki bayan olarak göz estetiğini çok seviyorum. Öyle mi? Evet. Kesinlikle. Siz yaptırır mıydınız? Pozitif ayrımcılık olacak ama. Elbette ki. Olabilir. Ben siz kesinlikle yaptırırdım. Kesinlikle. Yaptırır mıydınız? Tavsiye eder misiniz insanlara? Ederim. Estetik cerrahiye ihtiyaç duyuyorlarsa. Ya ben şimdi çok fazla tabii kişiyle bu konuyu konuştuğum için çok fazla hastam var bu konuda. Hani göğüs büyütme, küçültme. Gerçekten onların sıkıntılarını çok iyi anlıyorum. Yani mesela hiç göğsü olmayan ya da çok az olan göğsü bayanlar gerçekten kendilerini çok eksik hissediyorlar. Hı-hı. Özgüvenleri çok hani gerçekten sarsılmış. Onun dışında mesela şunu bana diyenler oluyor. İşte doktor hanım ben bu yüzden evlenemiyorum. Aa. Gerçekten hani bunu bir eksiklik olarak görüyor. Vücudunda bir uzuvu yokmuş gibi. Hani belki hani tartışılır bu konu ama kolu yokmuş gibi mesela hissediyor. Anlatabiliyor. Olabilir, olabilir. Gerçekten onun için bu o kadar önemli. Tabii estetik cerrahinin şu anda var olan bir şeyi daha artıya götürerek işlemesinden bahsediyoruz. Hı-hı. Ama aynı zamanda estetik cerrahinin benim için daha önemli amacı göğüs kanseri olup tabii da göğüsleri alınan kesinlikle hastaları kesinlikle kendilerini daha mutlu kadın gibi hissettirmeleri. Evet. Tavşan dudak olarak adlandırdığımız tabii, dudakların tabii, damak. Da bizim branşımız. Benim için bunlar daha önemli. Kesinlikle. Bunlardan çok yapıyor musunuz? Şimdi ben daha çok estetiğe yöneldim. Rekonstrüksiyon diyoruz biz onlara. Onları çok fazla yapmıyorum. Daha çok estetik ameliyat yapıyorum. Peki o zaman size yeni yılda hastalarınızla güzel bir yıl geçirmenizi dileyelim. Hazır estetikten bahsetmişken de yeni yılda herkesin kendisinden öyle ya da böyle estetikli ya da estetiksiz mutlu olmasını, aynaya baktığında keyif almasını temenni edelim, olur mu? Evet. Milli piyango aldınız mı? Bir tane aldım, evet. Çeyrek mi aldınız? Çeyrek aldım. Genelde çeyreğe